Londra dünyanın en mutlu ülkelerinden birince kızıyorsunuz. Bakın insanlar nasıl da eğleniyor. Dünyanın dört bir yanından gelen insanlar Avustralya'nın Perth şehrinin merkezine toplanmış Hindistan'ın yerel danslarından birini yapıyor. Kültür farkı demeden insanlar burada gelmiş eğleniyor. Bakın Avustralyalısı var, Hindistanlısı var, Çinlisi var, Afrikalısı var. Dünyanın tüm milletlerinden insanlar toplanmış. Erkekler burada ayrı bir dans yapıyor, kadınlar burada ayrı bir dans yapıyor. Bakın dünyanın dört bir yanından milletler var. Bu abimiz burada kitap satıyor. Ben de onların içine girip dans edeyim mi diye düşünüyor değilim aslında. Dans, dans. Abi herkes çok mutlu. Herkes çok mutlu. Thank you. Thank you. Bana böyle bir tane kitap verdiler. Topmos Yoga System. Şimdi size bu kitabı göstereceğim. Neymiş bu kitabın ismi? Böyle bir kitap. Meditasyon kitabı. Abi çok mutluyum ya valla. Az önce var ya ileride oturuyordum. Modum aşırı düşüktü. Ama böyle dans eden insanları görünce bir mutlu oluyorum. Bir modum yerine geldi ya. Vallahi bak bir modum yerine geldi. Ben de bu grubun arkasına tıkılıp gitmeyi düşünüyorum. Gitsem mi gitmesem mi diye. Bakın yani çok iyi ya. Bak birden kalabalıklaşmaya başladı. Arkamdaki size şeyi de göstereceğim. Görüyorsunuz. Abi. Kalayım mı gideyim mi bilmiyorum. Ama tek bir şeyden eminim. O da dünyayı gezmek. Yeni insanlarla tanışmak, başka güzel şeylerde denklemek tabii ki. Çok güzel ya, vallahi. Bakın arkamızda bir sürü insanlar da toplanmış. Yerel kıyafetlerine giymişler, bekliyorlar. Bu yüzden Avustralya'yı seviyorum. Dünyanın dört bir yanına gelen insanlar kendi kültürlerini paylaşıyor. Hindistan tarzı, Hindistan dansını yapıyorlar ama Avustralyalı da var içinde, gerçek Avustralyalı. Çin'den gelen insan da var. Bakın beyaz ablamız da var. Afrikalısı da var. Her şey de var. Bir Türkeli de var. Bakın insanlar toplanmış arkalarında geziyor. Gezin, görün, tanışın. Dostlar bir mutlu oldum ya. Yani 3,5 aydır Avustralya'dayım. Tamam ileride burada yaşamak istiyorum. İlerideki yaşlarda ama gençliğimde dünyayı gezmek istiyorum. Hani insanlar tanımak, kültürler öğrenmek. Az önce oturuyordum arkada, hayatı sorguluyordum burada, tamam mı? Her videomda söylüyorum zaten hani Avustralya şöyle güzel, böyle güzel. Ama bir hayatı sorguluyorum çünkü sabah kalkıyorum, okula gidiyorum, işe gidiyorum. Ertesi gün yine aynı, yine aynı, yine aynı. Yani bir düzenin içine girdim. Bu da beni şey yaptı artık, bir sıktı. Tam da bunu derken, tamam mı? Buna karşılaştım, bu Hindistan kültürü şeyle, dansıyla falan. Hani özlemişim ya, insanlar mutlu şey yapıyor, yeni bir şey görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. Ama bilmiyorum yani nasıl olacak, nasıl bitecek, hiç bir fikrim yok. Tamam Avustralya gerçekten hani dünyanın en yaşanan ülkelerinden birisi, temiz, şey ama yani bilmiyorum hani yanlış mı düşünüyorum, 21 yaşındayım, yeni yerler görmek istiyorum, yeni şeyler yapmak istiyorum. Ama bir de şöyle bir sıkıntı var, şimdi ben para kazanmadığım için bir yerden de para gelmeyeceği için çıkarsam buradan para kazanamam. Böyle de bir şey var. Şimdi gezemem yani. Parasız nereye geziyorsun? Aslında bu YouTube'dan para kazansam gerçekten güzel içerikler yaparım. Bakın ben konuşabiliyorum. Hani yeni yerler tanıtabiliyorum. Bilmiyorum. Hani aslında bir sponsor bulsam, tamam mı? Acun'dan falan. Hani gerçekten tüm Türkiye'deki insanlara her şeyi tanıtırım. Herkesi böyle bilgi sahibi yaparım. Çünkü bir şey insan, yani bir insan gerçekten sevdiği işi yaparsa
yani ne diyeyim, onların mutlusu yoktu. Ya bilmiyorum ya, ben şu an çok karmaşık duygular içerisindeyim. Yani şu anda önümüzdeki süreçler bakalım bize neler gösterecek. Ama gençseniz hayat güzel ya. Tamam, depresyonda oluyorsunuz ama gençseniz hayat güzel. Dostlar, şimdi işten sonra okula geldim. Okuldan çıktım. Okul hemen arkada benim. Lexis English. Porta gelirseniz, Lexis okuluna gelirseniz hemen şurada. Daha önce videosunu yapmıştım. Şimdi bugün benim off day'im. Yani iş bitti. Bugün çalışmıyorum. Şimdi gideceğim, bir yemek yiyeceğim. Karnım çok acıktı. Gideceğim şöyle bir Subway falan alacağım. Ondan sonra da gidip işte şöyle günün tadını çıkaracağız tekrardan. Avustralya bizi bekler. Vallahi gezmeye çok özledim. Vallahi yani şeytan diyor ki al bütün kıyafetlerini, şöyle bir çık gez diyor. Ama böyle asetona çık diyor. Sonra bakıyorum, cebimi kontrol ediyorum. Cepte para yok, o yüzden de çıkamıyorum. Hemen Lexi'nin işten çıktıktan sonra da böyle bir pasaj gibi bir yer var. Hemen ileride de Subway var. Gidip oradan bir yemek yiyeceğim. Onun fiyatı da yaklaşık, sandviçin fiyatı da 5 ile 6 dolar arasında değişiyor. Ben en son Güney Kore'de yemiştim. Orada 10.500 won falandı. Burada birazcık daha ucuz gibi Avustralya'da. Gidip orada yiyeceğim. İşte bakın, şimdi Avustralya'da böyle herkes takım elbiseli işlerde çalışıyorlar. Genelde hani üniversiteyi bitirenler için söyleyeyim. Buraya gelen Asyalılar böyle vatandaşlıkları almışlar. Öğlen aralarında böyle her yerlerde yemek yiyorlar. Aa, köpek ne güzel lan. Yani köpek çok havalı değil mi? Neyse. Yani bir başka ya, bir başka yani. Bu arada şu anda bizim İngilizce öğrendiğimiz sınıfta yaklaşık 16 kişi falanız, tamam mı? 11'i Kolombiyalı. Ulan İngilizce öğrenmeye geldik, İspanyolca öğreniyoruz. Anlamadım ben bu işi. Hemen ileride neredeydi? Bir yerle Subway olması lazım ama arkada mı kaldı acaba ya? Burada bir yerde olması lazım. Gidelim oradan bir yemek yiyelim ya. Bak, abimiz de böyle kuruculuk yapıyor. Eğer İngilizceniz de biraz varsa, ehliyetiniz de varsa buraya geldiğinizde böyle iş yapabilirsiniz dostlar. Bakın yani şöyle çantalardan almak falan istiyorum. Dünyayı gezerken böyle çantalarla gezebilirsiniz. Ama fiyatlar bayağı pahalı ya Avustralya'da. Yani Türkiye'den çanta alırsanız daha iyi şey yaparsınız. Daha ucuza gelir. Burada her şey çok daha pahalı. Adamlar Çin'den alıp burada satıyor dostlar. Dostlar, şimdi geldim Subway'e. Buradan bir tane geçtik lan. Şuradan bir tane sandviç alacağım kendime. Bayağı da güzel. Bir de ucuz yani, aldınız mı? Tabii domuz eti falan var ama gidip şuralardan seçeceğim. Gidelim bir karnımızı doyuralım. Biliyorsunuz yani Avustralya'da yalnız yaşıyorum. Yemek falan yapamıyorum evde. Zaten 7 kişi yaşıyoruz aslında evde. Yalnız yaşamak mı derseniz artık bilmiyorum artık. Ne derseniz deyin. Şu an karnım aşırı derecede acıktı. Hemen karnımı doyurmam lazım. Hello, can I have Italian bread? Şimdi yiyeceğiz. Is that all? Thank you. How much? $6. Yani gördüğünüz gibi sadece $6'lık. Şöyle de en sevdiğim şey burada Apple Pay var arkadaşlar. Apple Pay ile de ödüyorum. Türkiye'de böyle bir sistem yok. Thank you. Apple Pay gerçekten hayatı kolaylaştırıyor. Umarım yakın zamanda Türkiye'de gelir. Yani çok büyük rahatlık, kredi kartı kullanmadan, şey yapmadan. Şimdi burada yemeğimi yiyeceğim dostlar. Dostlar, burada Kmart diye bir yer var, yani ucuz bin gibi bir yer. Gittim oradan bir tane matara aldım, böyle kocaman. 1,5 litre mi 2 litre mi bilmiyorum, bayağı güzel. $20 fiyatı. Bayağı da güzel yani. Ulan ne yapsam, gitsem yemek kanalı falan mı açsam? Şunun tadına bakmanızı istiyorum. Çok güzel bir şey ya, şöyle göstereyim dostlar. Bayağı iyi ya. Şöyle bir ısıracağım. Oh. Neyse, ben yemeğimi yiyeyim. Sonra devam edelim vlog'a. Dostlar, ben doymadım. Bir tane daha alacağım ya. Vallahi köpek gibi acıktım. Doymadım. Neyse, bir tane daha aldım. Şunu yiyeyim. Teyze ne yapıyorsun? Hızlı hızlı gidiyor. Bir tane daha yiyeyim. Ondan sonra videomuza devam edelim. Allah, yorulmuşum ya. Dostlar, şimdi burada Kmart diye bir yer var. Söylemiştim zaten. Amerikan diyorum. Avustralya'nın BİM'i gibi bir yer. Oraya gideceğim şimdi. Hemen şurada. İleride.
oraya gideceğim, şöyle bir ürünlere falan bakacağım. Bayağı ucuz ürünler vardı orada. Belki gider bir şeyler alırım. Etrafta işte göstereyim sizlere, belki bir gün gelirsiniz falan. Ben gelmeden önce izliyordum yani Perth'ü. Nasıl bir yer, ne bir şey vardı falan diye. Hiçbir şey yok. Ama yani relax bir şehir. Yaşlıysan yaşarsın burada. Gürültü yok, bir şey yok. Hadi gelin bakalım. Kmart. Dostlar bakın, hemen girer girmez şöyle pantolonlar 25 dolar. Saatlik bu arada minimum 23 dolar kazanıyorsunuz. Ona göre hesaplayın derim. Aa, matara varmış burada güzel bir tane. Ben 20 dolar almıştım, burada 12 dolar. Gerçi ben Whole-Worth'ten almıştım bu diğer bir tane market zinciri arkadaşlar. Gidelim şurada bir kıyafetlere falan bakalım ne kadarmış. Ucuz bir şey varsa bu arada alacağım gerçekten hani. Çünkü bayağı ucuz bir şeyler varmış burada. Bir inceleyelim bakalım ya. Ha bakın burada çakma Nike'ler varmış. Bunlar Türkiye'de lüks diye geçiyordu sanırım. Bilmiyorum. 25 dolar. Bir saatlik kazancın. Oğlum bir saatlik çalışmanla ayakkabı alıyorsun lan. Gerçek mi? Ayakkabılar sağlam lan bayağı. Oğlum çok iyi lan. Bir saatlik çalışmanla ayakkabı alıyorsun dostlar. Oğlum. Çıldırmış lan Avustralya. Tabii Avustralya arkadaşlar dünyanın en yüksek asgari ücretlerini veren ülkelerin bir tanesi. Bakın şurada bir tane basketbol bir tane terliği varmış. O da 1 dolar. Başka tişörtler falan var. Bakın burada yaşlı insanlar bile buradan şey yapıyor. Ama Kmart tabii ki arkadaşlar hani fakirlerin yeri, öyle söyleyeyim sizlere. Burası bizim yerimiz. Bizim gibi fakir insanların yeri burası. Ama Nike'ler falan dolu yani, öyle söyleyeyim sizlere. Ama burası nedir? İşte para biriktirmek isteyenlerin giydiği şeyler. Bakın bu da geldi şu tarz eşofmanları dostlar. Hindistanlılar giyiyor. Uber yapan Hindistanlılar eşofman. Abi şunu giymeyin, çok kötü ya. Vallahi çok kötü. Gidin şort giyin. Daha iyi ya. Vallahi bak. Var ya ben bakın tüm Asya'ya şöyle bir tane şortla gezdim. Bir tane. Bir tanesi Kamboçya'da kayboldu. Şöyle bir tane şort alsam mı acaba ya? Ama geç. Gerek yok şimdi. Para harcayamam ona. Vallahi şu an para biriktiriyorum dostlar. Bakalım bir tane bilgisayar almak için ya da işte hani olur da bir gün bir şey olursa diye. Çünkü parasız kalmak gerçekten çok kötü. 3 defa yaşadım. Hayatım bombuk gibiydi. Bakın burada böyle ayakkabılar falan da var. Chuckman, Nike, Air gibi. Tabii Nike logosu yok ama 20 dolarmış. Bayağı da şeyler var. Bayağı ucuz. Bakın arkada da bir abla giyiniyor. Burası hep Çinliler var lan burada. Çinlerin yeri. Neyse gidelim bakalım, bir yukarıya bakalım. Yukarıda da işte böyle dünyaya gezen insanlar için böyle bir rayon yapmışlar. Gidelim bir orada bakalım neler varmış. Çıkalım bakalım yukarı. Şuradan geçen birinin şakasını mı ne yapmışlardı? Merdivenden geçiyorlar ya, birisi elini falan tutuyor. Ben de yapsam mı acaba? Dostlar ya, yani Avustralya'da yalnız yaşamak, yani aslında yalnız yaşayamıyorsunuz. İsteseniz de yaşayamıyorsunuz. Yalnız yaşamanız için paranız olması lazım. Çünkü Avustralya'da yalnız yaşamak demek harbiden böyle yani heybetli bir insanın yapabileceği bir şey. Çünkü hani evler çok pahalı. İstesen de yalnız yaşayamıyorsun. Belki oda falan tutarsın. Oda yani ses gelir falan, yani yalnız yaşayamıyorsun. Ama yalnız yaşayacaksanız da dostlar, bakın burada 1.75 dolara böyle bardaklar falan var. Tabaklar var. Yani yalnız yaşıyorsanız evinize böyle alabilirsiniz. Çok ucuz. Yani aşırı ucuz. Bir saatlik çalışmanızla her şeyi alırsınız. Termoslar var bakın burada. Bardaklar da var. Yani evinizi burada düzebilirsiniz yalnız yaşayarak. Bakın 18 dolara böyle yastıklar falan var. Halılar da var. Ellerde çantalar falan bir şey yapıyorum. Ona bir bakayım ya. Yani demek istediğim şey şu. Avustralya yalnız yaşamak sizin tercihinizdir. Onun dışında Avustralya ile Türkiye gerçekten çok uzak. Yani isteseniz de ailenizin yanına bir türlü gidemezsiniz. Benim arkadaşım 3 günde gitti Türkiye'ye. Direkt uçuşlar yok. Onun dışında yani Avrupa kadar yakın değil. Bunu göz önüne almanız lazım. Direkt gidemezsiniz istediğiniz gibi. Onun dışında Avustralya gerçekten dünyanın en mutlu ülkelerinden bir tanesi. Hala videosunu yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. Ulan yanlış yere geldik ya. Bakın burada ne varmış. Çok sıkıcı ya. Yani
Size göstereceğim ya dostlar. Şuradakten çantalar var, onların fiyatına bakacağım. Çünkü ha, bu arada dünyayı gezmek falan istiyorsanız dostlar, Asya'ya gelmek istiyorsanız yani valizinizi getirmeyin dostlar. Bazı aptal insanlar valizle dünyayı gezmeye çalışıyor. Hem para ödüyor boş boş, sonra hani 2-3 ay gezeceğine 2 hafta geziyor. Bunu yapmayın. Bakın burada çok güzel çantalar varmış. Bu tabii dünyayı gezmek için değil lan bunlar. Bunlar başka bir şey için. Trekking için. Nerede ya bu? Ha şu. Şurada bakın çantalar varmış. Şu çanta işinizi görür dostlar. Şöyle bir çanta. Decathlon sanırım Türkiye'deki. Oradan alabilirsiniz. Burada da 39 dolarmış. Neyse ya, bir şey yok, buradan çıkalım. Yani demek istediğim şey dostlar, yalnız yaşamak bir sıkıntı değil. Bir şey değil. Yani yapabilirsiniz. Tek sıkıntı Avustralya, yalnız yaşamanın tek sıkıntısı sadece Türkiye'ye uzak olması. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok diyebilirim dostlar. Bir de kiralar pahalı ya. Yani benim gibi 7 kişi yaşayabilirsiniz evde. Onun dışında bir sıkıntı yok. Dostlar şimdi marketten çıktım, eve doğru gideceğim. Ya hava var ya, aşırı sıcak. Yemin ederim Avustralya'nın sevmediğim yanlarından bir tanesi, çok sıcak olması. Yani bazen çok sıcak, bazen çok soğuk. Gün içinde var ya, hava var ya 3-4 defa diye üşüyor, size öyle söyleyeyim yani. Yani yanınıza mont alsanız hiç kullanmazsınız tüm gün. Mont almazsanız da üşürsünüz, öyle söyleyeyim yani. Havanın sürekli bir değişkenliği var. Onun dışında yani. Yani bu arada Avustralya'da yalnız yaşıyorsanız arkadaşlar, şöyle de bir şey var. Bu share list diye, of kız çok güzelmiş ya. Aa kız çok güzelmiş, gördünüz mü bilmiyorum. Share list mi, yok. Flatmates, aynen Flatmates diye bir şey var. Flatmates'te arkadaşlar evinizin odasını paylaşabilirsiniz. Tabii evinizin olacağını pek sanmıyorum ilk gelişte ama milyoner değilseniz. Böyle Flatmates diye bir uygulama var, oraya gidip de ev bulabilirsiniz. Öneririm kesinlikle Türklerle kalmayın. Kesinlikle gidin İspanyollarla kalın, İngilizlerle kalın. İngilizcenizi geliştirirsiniz. Çünkü sürekli İngilizce konuşuyorsunuz ya. İngilizcenizi her türlü geliştirirsiniz arkadaşlar. Yani benim bir abim vardı burada. Diyordu, ben Türkiye'de bu kadar Türkçe konuşmuyordum diyordu. Türkçem gelişti burada diyordu yani. Çünkü evde 7 kişi kalıyoruz. Türkçe konuşuyoruz. Yani Türkiye'de bu kadar Türkçe konuşmuyordum. Türkçem burada çok gelişti diyor. Bir de evden ayrıldı adam. Yani bence de iyi yaptı. Ama evin kirası ucuzdu. Siz de aslında yani para önem vermiyorsanız, gerçekten İngilizce geliştirmeye geldiyseniz de dostlar, yani yabancı dil konuşacağınız insanlarla kalın derim. Neyse şuradan karşıya geçelim. İleride de bir tane pasaport var, oraya gidip eve gideceğim dostlar. Dostlar dediğim gibi Perth hala gelişiyor. Bakıyorsanız yani Perth gelişmekte olan bir yer. Neden Perth'te yaşamalısınız diye bir şey var dostlar. Perth permanent resident veriyor, yani uzun yıllar, 5 yıl yaşarsanız. Burada puan sistemi var. Puan sistemi Perth'te yaşıyorsanız size daha fazla para veriyor. Çünkü görüyorsunuz insan yok burada. Yani sürekli her yer gelişiyor, her yer inşaat halinde. O yüzden Perth'te yaşarsanız uzun bir süre Perth size permanent resident, yani oturma izni almaya olduğunda size büyük bir kolaylık sağlayacak. Yani yalnız yaşarsanız da burada yani ailenizi getirebilirsiniz, eşinizi getirebilirsiniz evlenirseniz. Yani yalnızlık yaşamı sorununu da Perth'te yaşayarak çözebilirsiniz. İnşallah çözersiniz dostlar. Dostlar, otobüs durağına mı geldim, Hindistan'a mı geldim belli değil. Vallahi her taraf Hindistanlılar kaplamış. Görüyorsunuz arkamdaki kalan, hepsi Hindistanlı. Neyse otobüs durağına geldim. Buradan eve gideceğim. Bakın şurada şöyle numaralar var. Numaralardan 384, yani şurada 216-15 dakika sonra geliyormuş. Oradan da eve gideceğim. Ondan sonra da işte böyle şey yapacağım. Neydi onun adı? Avustralya'da bir tane Amerikan evi ya, bahçeler. Bahçeyi düzenleyeceğim. Ondan sonra da bir sürprizim daha var sizlere. Dostlar eve geldim şimdi. Yürüyorum, size etrafı göstereyim. Görüyorsunuz. Yani etraf ne kadar sakin. Bakın orada yaşlı amca bir tane almış evini, bahçesini suluyor. Aa, inşallah şöyle bir hayat.
Bizi de bekler ya. Vallahi şöyle düşünsenize 50-60 yaş şöyle evdesiniz, bahçenizi suluyorsunuz. Yani 2-3 tane araba evinizin bahçesinde şöyle. Ne güzel olmaz mıydı ya? Vallahi çok güzel olurdu.